Arkadaşlar, herkese selamlar, hayırlı günler. Öncelikle bu bir bilgilendirme videosudur, onu söyleyeyim. Hemoroid çayı hazırlamıştık ve bunu bazı arkadaşlarımıza göndermiştik. Gönderdiğimiz arkadaşlarımız Adnan Kölemoğlu, Eskişehir, Recep Öz, Bursa, Hakan Kazaz, Trabzon, Mehmet Ömerbaş, Trabzon, Süleyman Güvenli, Samsun, İsmail Durusu, Ankara, Gülten Demir, Isparta, Ömer Kazak, Ömer Kanak, Esenyurt, Muzaffer İnel, Antalya, Arkın Sünger, Trabzon ve Mikail Emel, Malatya'ya gönderdik. Onun haricinde birçok arkadaş yazmış fakat ne telefon numarası, ne adres, ne bir şey var. Sadece bana da gönderir misin diye yazmış. Telefon ve adres bilgileri olmayanlara maalesef gönderemiyoruz. Ondan sonra şu arkadaşlarımıza da bugün kısmetse hazırlayacağım, yarın gönderiyorum. Mücahit Karabayır var, Sivas. Saadettin Karahan var, Kayseri. Mehmet Uğur Öziş var, Muş. Muhammed Talha var, Bursa. Ve Kübra Duman var, Kayseri. Bunlara da göndereceğim. Eğer isteyen olursa bugün sadece yazacaksınız bana. E-mail adresimden yazacaksınız. merzando61@gmail.com diye e-mail adresim var. Oradan yazacaksınız ve size göndereceğim. Bugün son ve geriye dönüşler düzgün, güzel olduğu zaman bu formülde sizle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi özellikle söylemek istediğim olay şu: bu çay nasıl hazırlanıyor onu size göstereceğim. Bu şekilde hazırlayacaksınız ve içeceksiniz. Bu şekilde size faydalı olacaktır inşallah. Bir saniyenizi istirham ediyorum. Tek elle hem işleri yapıp hem çekim yapamıyorum. İlk önce şu malzemeleri bir hazırlayalım. Elinizde şöyle, çoğu evde vardır artık bundan, bir bardak termos veya küçük bir termos varsa şu şekilde işiniz çok daha kolay olacaktır. Muhakkak ve muhakkak olmazsa olmazdır arkadaş bu. Bitkisel çay demlemede bunları kullanmanızı size şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi bir dakikanızı istirham ediyorum. Videoyu duraklatıp kapaklarını açıp hazırlayacağım. Kapağımızı kapattık ve yaklaşık çayımızı en az 1 saat demlemeye bıraktık. 1 saat sonra sabahları aç karnına tozuyla, toprağıyla, içinde ne varsa çarıyla, çöpüyle, hepsiyle beraber içiyoruz. Bunu aksatmadan sürekli yapıyoruz çay bitene kadar ve sonuçlarını arkadaşlar muhakkak benimle paylaşıyorsunuz. Eğer randımanlı, olumlu sonuçlarla geriye dönüşler yapılırsa formülasyonu herkesle beraber paylaşacağım. Şayet istediğim gibi olumlu sonuçlar elde edemezsek kimseyi fuzuli yere, masrafa sokmaya gerek yok. Formülde paylaşmaya gerek yok. Bu şekilde devam edeceğiz. Herkese acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir bardak kaynamış su. Bir su bardağına yakın. Yani bir su bardağından bir parmak, hatta iki parmak aşağıda da olabilir. Kaynamış suyumuzu, yerde düzgün değil ama inşallah yüzümüze gözümüze bulaştırmadan yaparız. Sıcak kaynamış suyumuzu termos bardağımıza döküyoruz. Yaklaşık bir su bardağı, fazla kesinlikle olmasın. Döktükten sonra şöyle, en önemli nokta, size göndermiş olduğum çay en az 10 kullanımlıktır. Şöyle söyleyeyim, bakalım alabileceğiz mi? Düzgün bir şekilde tam dolu, şöyle bir kaşığı alıp bir kaşık çayımızı şöyle suyumuzun içine bırakıyoruz. Bırakıyoruz ve kapağımızı kapatıyoruz. Kapağımızı kapattık ve yaklaşık çayımızı en az 1 saat demlemeye bıraktık. 1 saat sonra sabahları aç karnına tozuyla, toprağıyla, içinde ne varsa çarıyla, çöpüyle, hepsiyle beraber içiyoruz. Bunu aksatmadan sürekli yapıyoruz çay bitene kadar ve sonuçlarını arkadaşlar muhakkak benimle paylaşıyorsunuz. Eğer randımanlı, olumlu sonuçlarla geriye dönüşler yapılırsa formülasyonu herkesle beraber paylaşacağım. Şayet istediğim gibi olumlu sonuçlar elde edemezsek kimseyi fuzuli yere, masrafa sokmaya gerek yok. Formülde paylaşmaya gerek yok. Bu şekilde devam edeceğiz. Herkese acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Kendinize iyi bakın.